Assalomu alaykum. Bugun bizada birinchi darsimiz Word dasturini o'rganish. Word dasturini o'rganish uchun biz birinchi navbatda Word dasturini ochib bilishimiz kerak. Buning uchun Word dasturini eng sodda, eng ansat usuli ochish bu plus tugmachani bosamiz yoki Windows tugmacha. Bosgandan keyin bizda plus menyumiz paydo bo'ladi. Ingliz tilini qilib basa qaraymiz. Menda inglizcha shu İngiliz tilinde dursa W harfini basgandan keyin Word dasturimiz çıkadı. Enter tugmachani basıp Word dasturini içine açamız. Word dasturimiz paydo bo'ldi. Endi создать новый документ. Mushkani olib borib bassak yangi hujjatimiz açıladı. Yangi hujjatimizda bize bemalol o'zlarimizga gerekli hujjatlarni yaratıp yazıp bilamiz. Bundan aldim bize özlerimiz için Word dasturunu maslaştırışımız gerek. Nastroik yakalamız. Bunu kılış için bize File menu'a basıp Pass'ında parametre degen sözü basamız ve bize de aynaşı açıladı. Bu aynaşı da bize özlerimize gerekli nastroik alanı özgertirip bilemiz Word dasturumuzda. Birinci nöbette bu dizayn meselesi özlerimize onay buluş için rengini özgertiremiz. Ok bo'ldi. Ok rangi bo'lib ishlaganimda dimog'im o'ngaylik bo'lmaydi. Shu sababinda qora rangga qaytib o'tamiz. Yanada shu qadamlarni bosamiz. Tomna sera nastroykani ko'rgandan keyin bizani ishlaydigan maydonimiz moslashadi bizga. Birinchi navbatda bizga yukarıdaki menülara itibar veremiz. Yukarıdaki menülara bizlere gerekli imkaniyatların yaratıp beradı Word dasturda yakşı sıfatlı hücreti yaratış için. Bu menülarını bize gizlak koyuşumuz mümkün. Her bir menü özünün funksiyaları var. Bu funksiyalar bizlere yardım beradı ve gerekli vaxtında açıp gerekli vaxtında uçurup koyuşumuz mümkün. İki mertte bir menüye bassak funksiyalar gizlenip duradı. Yenidir menüye bassak funksiyalarımız payda buladı. İşlagan vaqtimizda bemalol hujjatimizda gerekli matnlarni yazamiz. Gerek vaqtimda menyuga basıp funksiyalarini chiqarib olamiz. Biroz bir vaziyatlarda bu qulaylı, biroz bir vaziyatlarda qulaysiz. Shu sababinda ochib qo'yganimiz ma'qulroq hozir. Umuman menyu qismini yo'qotamiz desak, eng mushunda strelka tugmachamiz bor. Shuni bosilgandan keyin полный экранный режим koysak bizani ishlaydigan maydonimiz 100% joyni egallashga harakat qiladi va bemalol hujjatimizni hech qaysiz qo'shimcha yozuvlarsiz yozib bilamiz. Yana rumat bossak menyu qismimiz chiqadi. Ishlaydigan maydonga bosamiz, menyu qismimiz yo'qoladi. Hozircha biz o'rganib turgan vaqtimizda chiqarib qo'yganimiz ma'qulroq. Shuning uchun 3 ta tugmachaga basaman. Strelkani basib, всегда показывать ленту, да? Yerini pishkanga qo'yamiz. Eng ko'p funksiyasi va eng ko'p qo'llanadigan imkoniyatlari Word dasturunda bu главный menyuda joylashgan. Shrift bo'limi, abzas bo'limi eng ko'p yordam beradigan funksiyalar shu yerda. Word dasturini yaxshilab o'rganish uchun bizga ko'p-ko'p matnlarni yozishimiz kerak va uni ustida amal qilishimiz kerak. Shuning sababinda biz sizlar bilan yozib boshlaymiz. Birinchi yozish gapimiz bu Office dasturlarida ishlash deb yozamiz. İşlediğim meydanımızda ulaştırış için bizlere en pasında plus bilan minus tugmachalarimiz var. Mushkani chap knopkasini basıp, xohlagancha ulaştırıp, kichaytirib bilamiz. Ve bu amalni bize mushka orqali qilsak ham bo'ladi. Klaviaturada kontrol tugmachani basamız ve mushkani diljakini aylantiramiz. Office dasturlarda ishlash. Shrift kichkina bo'lsa, buni belgilab olib,
yukarıda shift bölümünde ulu kattalikini o'zgartirib qilamiz. Şimdi bu sözünü bize 10 marta yazışımız gerek olsa 10 marta yazıp oturuşunu ondan belgilab olamaz. Ctrl C tugmachani basamızda nuskasını alamız. Keyinchalik Enter tugmacha bilan basıp bir qatar pasa tushamiz. Ctrl V tugmacha bilan joylashtiramiz nuska alganımızda. Ctrl V'ni qancha marta bassak, shuncha marta bize de ekranda kopya qilingan ma'lumotimiz chiqib turadi. İstesek, belgilab turib delete yoki backspace tugmachani basıp o'chirishimiz ham mumkin. Bizlere en gerekli malumatımızı yazıp olandan keyin onu bize saklaşımız gerek. Saklaş için bize birinci nöbette özümüzün xavfsizlikimizni ta'minlashimiz için hujjatimize parol koyuşumuz mümkün. Bunun için file menüye giremez. Bunun için file menüye giremez. Ve bu yerde svedeniye yazıya basılgandan keyin bu yerde klub joylashtirdik, klubga basganimizdan keyin zashifrovat s использованием paralel. Shu tugmacha, shu bo'limni bosib olamiz. File tugmacha, file menyuga basamiz. Svedeniya bo'limi klub ikinci bo'limida zashifrovat s использованием paralel degan bo'limni belgilab olamiz. Va bu yerga parol yozamiz. Eng sodda parol qo'yib turamiz, hozir 1. Okay. Tasdiqlaymiz. 1. Bu yerimiz bizani sarı rang bilan belgilanib olindi ve parol qo'yildi. Endi hujjatimizni saqlaymiz. X tugmachani bassak, bizadan oynacha chiqadi. Bu oynachamizda saqlash yoki saqlasimiz kerakmasa saqlamasligimiz mumkin ya otmen qilamiz. Сохранить degan tugmachani basamiz ve joylashadigan yerini belgilab olamiz. Bu kompyuterimizda dokument degan bo'limiga giramiz. Aralash ketmaslik uchun izobrajeniyada saqlab turaveramiz. Izobrajeniya. Sakladık. Hujjatimiz saqlandı. Şimdi şu hujjatimizga bize dostup olacak bo'lsak, izobrajeniyaga giraman. Word dasturini ichiga ochgan vaqtimda girishdan oldin mendan parol so'raydi. Xato parol kirgizsam, dostup berilmaydi. İçine giramiz qaytadan. Parolni doğru yazamiz. Enter tugmachani basamiz. Bizani hujjatimiz açıldı. Shuni aytib, bugungi darsimizda biz sizlar bilan Word dasturini qisqa nastroykalarini qilishni o'rgandik va matnni yazib, uni parol orqali saqlashni o'rganib oldik. Birinchi darsimiz shu bilan tugalladi. Endigi darsda uchrashuncha xayr.